Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV'ye hepiniz hoş geldiniz. AKMEK Kadın Meslek Edindirme kurslarımızı siz değerli izleyicilerimiz için online olarak sunmaya devam ediyoruz. Mehtap İlgün hocamızı önceki programımızda tanımıştık. Bugün de kendisi farklı branşı olan tel kırmayı anlatacak bizlere. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Hocam ilk önce tel kırma nedir? Günümüze kadar nasıl gelmiştir? Anlatabilir misiniz? Tel kırma, teller yardımıyla iğnemiz var kendi özel. Tül üzerinde yapılan, sayarak yapılan bir işleme türümüzdür. Günümüze nasıl geldiği sorusundan sorarsak 18. yüzyıldan itibaren bugünümüze yani bu geçmişteki büyüklerimizin sayesinde bu günümüze kadar geldi. Bizi yaşatmaya çalışıyoruz. Evet hocam. Peki bartın işi de deniliyor, doğru mudur? Evet. Tamam hocam. Peki nasıl yapılıyor? Kullandığımız malzemeler neler? İsterseniz seyircilerimize gösterelim ve yapmaya başlayalım. Kullandığımız malzemeler telimiz. Yani şu şekilde göstereyim. Bu tel yardımıyla yapıyoruz. Tabii ki bunun bu bakır renklisi. Gümüş, altın, kırmızı, yeşil gibi renkler mevcut. Eskitme şeklindekiler mevcut. Ama biz genellikle bakır, gümüş ve altın olanını kullanıyoruz. İğnemiz şöyle gösterelim. Çift delikli iğnemiz ve yassı olacak. Özel bir iğne bu. Özel bir iğnemiz bu. Çünkü bu iğnemiz olmadığı zaman hani yapamıyoruz. Kare tül, delikleri geniş tülümüze çalışmamız yapacağız. Kasnağa geçiriyoruz. Evet, kasnağımız. Bu büyük kasnağımız geniş alandaki desenleri yapmak için. Bu da ufak mesafedeki alanları yapmak için. Öğrencilerimiz küçük de kullanıyorlar, büyük de kullanıyorlar. Başlayalım isterseniz evet, hocam. Evet, başlayalım. Gösterelim. Sayarak yapacağız. Öncelikle yani orta işaret alınmış bir kumaşımız var. Ben size bir artı tekniğini göstereceğim. İlk teknik ve temel tekniklerimizden bir tanesi. İğnemizi bu şekilde aldık. 3 tane kareyi boş bıraktık. Dördüncüsünde çıktık. Çok az bir mesafe bıraktım. Katlamak için yani şu şekilde katlıyorum. Tekrar bunu bu şekilde elimle bastırıyorum. Başladığım yere tekrar geldim. Telimizin şuradaki yani ortasını gelecek şekilde tekrar çıktım. Yani artı yapacağım. Buradan tekrar battım ve üstten çıktım. Hafif birazcık bir bolluk bırakıyorum ve içinden geçireceğim. Adı üstünde tel kırma. Yani bunu kıracağız. Bastırıyorum ki kolay kırılsın. Çünkü kırılmaya da biliyor yani telimizden dolayı ve kırılmış durumda. Bunun özelliği de o zaten. Özelliği o, adı üstünde yani tel kırma. Telimizi kırmış bulunmaktayız. Makas kullanmıyorsunuz. Makas kullanmıyoruz ama çok zorlandığımız yerde bazen telimiz çok yumuşak olduğunda küçük ufak tefek yerlerini kesebiliyoruz. Evet hocam. Ne şekil yapacaksınız? Hangi modeli çalışacağız? Yıldız yapacağız. İsterseniz şöyle küçük bir yıldız yapalım. Çünkü bunu sayarak olması önemli. Teknikleri var değil mi? Tabii ki tekniklerimiz var. Tekniklerimizde artı tekniği. Bu ilk baş en çok kullanılan tekniklerimizden bir tanesi. Kursa yeni başlayanlar da ilk artı tekniğini öğreniyorlar. Artı tekniğini öğreniyorlar. İlk bizim temel tekniklerimiz artı tekniğidir. Sonra tel sarma gelir. Tel sarma bu işimizde de şöyle göstereyim. Tel sarma dediğimiz. Desen çizilir. Desenin etrafından yapılır. Evet hocam çok güzel. Bir sarma şeklinde. Hesap işi dediğimiz bir teknikten bahsettiniz. Nasıl oluyor hocam? Hesap işi dediğimiz nedir? Hesap işi tekniğimiz kumaşımızın iplikleri sayılarak yapılan bir işleme türümüzdür. Bununla iplerle birazcık daha böyle ipek ipler kullanılabilir, pamuklu ipler kullanılabilir. Ama biz genellikle pamuklu ipler kullanıyoruz.
O da hemen desenimizin yani bu kısımlarında görmekteyiz. Yani Evet. bir çarpı değil de ne işareti şeklini veriyoruz. Şekli. Bu da bizim hesap işimiz. Yani adı üstünde hesaplayarak yaptığımız, sayarak yaptığımız bir işleme türümüzdür. Evet hocam. Kursa ilk başlayanlar bu tekniği öğreniyor dedik. Peki evet. Ne tür kumaşlar kullanılıyor? Her tür kumaşa uygulanabiliyor mu bu tel kırma? Tel kırma her tür kumaşı uygulayamıyoruz. Şöyle düz bir satenin üstüne uygulayamıyoruz. Sayılması gereken yani sayılabilen bir kumaş olması gerekiyor ilk etapta ama biz kumaşımızı yani mesela sık dokunuşlu bir kumaş var diyelim. Bu kumaşımız ödemiş ipeği. Buna yapılmış bir çalışma. Onu usta yani ellerle yapıldığı zaman bu rahatlıkla aslında sayılabilir. Ama ilk etapta yani öğrenenler için bu delikleri büyük kareli kumaşları öneriyoruz. Bunlar daha ileri boyutta. İleri boyutta. Tamam hocam. Peki zorlukları var mıdır? Herkes yapabilir mi bunu? Herkes yapabilir. İlk etapta biraz bir zorlanıyoruz ama yani üstesinden geliyoruz. En çok hangi yerde zorlanıyor kursiyerleriniz? Kursiyerler ilk başladığımız tekniğinde zorlanıyorlar. Yani bu artı tekniğini yaparken mesela iğneyi çaprazdan batışlarda birazcık bir sıkıntı oluyor. Ve onu sıkılamakta zorlanıyorlar. Diğer şeylerde tekniklerimizde bir sıkıntı yok. Evet hocam. Şu an hangi aşamadasınız siz yaptığınız için? Şu an iki tane bir modelimizi yerleştirdim buradaki bunu. Sonra yandaki kısma geçeceğim. Yani üç kare atlayıp bir artı yapacak şekilde ayarlamam gerekiyor. Evet şunu ayarladım. Biraz boşluk bırakıyorum demiştiniz. Evet bir artı gelecek şekilde boşluk bırakıyorum. Bir artı demek üç tane kare demektir. Şu şekilde yapmaktayım. Şeklimiz ortaya çıkmaya başladı. Evet, yavaş yavaş çıkacak. Yani bu işi yaparken birazcık daha sabırlı olmamız gerekiyor. Pes etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Pes edersek olmaz. Kursiyerleriniz hemen öğreniyorlar mı hocam? Bu süreç uzun mu sürüyor yoksa? Hemen öğreniyorlar. Yani ilk etapta yani ilk hafta bizim bir alışma yani nasıl kumaşa, iğneye, tele bir alışma bir devremiz geçiyor. Ondan sonra yani iki hafta sonra işlerimize geçiyoruz. İlk önce malzememizi bilmek lazım, öğrenmemiz tabii ki, lazım. Tabii ki yani malzemelerimizin neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani nelerden başlamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Arkası geliyor zaten ilerleyen haftalarımızda. Peki hocam katılım oranlarımız nasıl Akmek'te tel kırma kursuna? Katılım oranlarımız iyi yani rağbet var, herkes memnun. Sonuç güzel olunca daha çok yani herkes katılıyor. Daha, evet. Biraz da yine ev hanımları kendi bütçelerine katkı sağlamak için seçtiği kurslardan bir tanesi değil mi bu? Evet. Yapıp paraya dönüştüler. Paraya maddi açıdan. Dönüştürüyorlar, satıyorlar, sipariş alıyorlar. Evet, çeyizlerimizi yine süsleyen güzelliklerin evet, arasında evet, geliyor. Evet, genellikle yani çeyiz odaklı bir işlerimiz, yani nakış türümüzden birisi. Evet hocam, evet. Gösterelim isterseniz seyircilerimiz şu an hangi aşamadayız? Evet. Şu an yıldızımızın orta kısmını yapmaktayız. Bu aşamadayız. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu an bu fular olacak değil mi? Evet, fular olacak. İnce iş, sabır gerektiriyor. Evet, sabır, narin. Kullandığımız kumaşlar da zaten hassas kumaşlar. Evet, o yüzden yani çünkü ahşap kastan kullandırmıyorum. Çünkü çekme işlemi olduğu için aşınma oluyor. Aşınma olabilir germede. Büküldüğü zaman elimizi düzeltiyoruz. Tekrar yapma işlemine devam ediyoruz. Simetrisini alarak gideceğiz. Yani
Yani bu yapılan desenin bir de karşılığı olması karşılığı gerekiyor. Olacak. Elimiz yatkınlaştıkça daha da hızlı ürünler ortaya çıkartabiliriz değil mi? Tabii ki önce yavaş yavaş yapıyorlar, sonra hızlıca. El emeği, göz nuru dediğimiz ürünlerden bir tanesi haline geliyor. Evet, yani kolay temin edebiliyoruz. Hani aksaryamızda bulmak mevcut. Rahatlıkla yani bulabiliriz. Bu kullandığımız maliyetleri de çok fazla değil değil mi? Almak istesek. Herkes yok, alabilir. Çok fazla değil. Herkes alabilir. Hı hı. Önce bu işleri hani sevmek lazım. Sevince daha güzel oluyor. Siz bu tel kırmayı kaç senedir yapıyorsunuz hocam? Akmek'le ilk başladığımızdan beri yapıyoruz. Ya tabii ki önce kurdele nakış eğitmeni olarak başladık. 2 sene sonra tel kırmayı da açtık ve halen de devam ediyor. Yani şöyle aşağı yukarı hesaplarsak bir senemiz. Uzun yıllar olmuş. Uzun yıllar. Ne güzel. Evet, bu desenimizin alt kısmını yapmaktayız. Şimdiden güzel görünmeye başladı bile. Evet, önce yani orta işaretini alarak yani kareleri takip ederek aldığımız bir işaretten sonra önce merkez kısmını yapacağız. Merkez kısmından sonraki yani deseni kolay verebileceğiz ki işimiz tam Bu yerine işaret dediğimiz otursun. Kumaşı ortadan ikiye kendimiz ayarlıyoruz. Kendimiz onu ayarlıyoruz. Hı-hı. Kopması da kolay. Kopması kolay. Elimize bastırınca kolaylıkla kopuyor. Evet, bu şekilde evet. Ayarlıyoruz. Şu an yıldızımızın hangi aşamasına geçtik? Ortasındayız. Ortasındayız. Hı-hı. Ondan sonra yıldızımızın yaprak kısmına geçeceğiz. Burada farklı çalışmalar da görüyorum. Bir cüzdan üzerine yapılmış. Evet. Hangi teknik kullanıldı hocam burada? Burada artı tekniğimiz artı var. Artı tekniği kullandınız. Kare türünün üstünde yapılmış çok bir çalışmamız. Gerçekten. Genellikle genç kızlarımız duvak işine de çalışmamız var. Şöyle bir gösterelim. Duvaklarımızın üzerine kırmızı, çalışıyoruz. Hı, kırmızı hı hı. Üstüne yani gelin duvağı şeklinde şu şekilde şöyle gösterelim. Çok hoşlar gerçekten. İsterseniz ben alayım yardımcı olayım evet. Size. Çok hı. Güzeller. Burada hangi şu teknikler şekilde. Kullanılıyor? Genellikle artı tekniğini hı hı. Kullanıyoruz. Yani bütün işimizde var. Bütün işimizde var. Evet. Verelim. Burada da farklı bir burada model çalışılmış. Bu şekilde böyle bir model çalıştık. Çeşitlerimiz çok mevcut. İsteğe bağlı da her türlü şeyler yapılabilir değil mi? Evet. Modeller, hı-hı. Desenler çıkartılabilir. Desenler çıkart. Yani sayarak çalıştığımız için dantel modellerinden faydalanıp da çıkartabiliyoruz de desenimizi. Kaneviçe desenlerinden de yapabiliyoruz. Hepsinden faydalanabiliyoruz. Evet, faydalanabiliyoruz. Evet, bitmiş halini de isterseniz gösterelim seyircilerimize. Hocamızın çalıştığı. Evet, şu şekilde. Gerçekten çok hoş görünüyor. Çok zarif ve ince bir çalışma oldu. Farklı farklı tarzı süsleyebiliriz. Evet, uçlarını süsleyebiliriz. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Bize vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür efendim, ederim. Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü yayınımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Mehtap hocamız bize güzel bilgiler verdi. Tel kırmayı anlattı, inceliklerini anlattı, yapmamız gerekenleri anlattı. Tekrardan kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben efendim teşekkür ederim. Bizleri tekrarlarını izlemek isterseniz, programlarımızın tekrarlarını izlemek isterseniz Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adreslerimiz üzerinden izleyebilirsiniz. Evde kalın, bizimle kalın.